Şu kaportacıyı merak etmiyor musun? Kızın nerede kalmış? Ne yapıyor? Bir dünyan yok mu Allah rızası için ya? Kilit tanık Zeki, İlknur benim yanımda 15 gün kaldı dedi. Vazgeçme, İlknur'un kaldığı o kaportacıya gitti. Şu anda İzmir'de bir otosanayin içindeyiz. 26 yaşındaki İlknur Dalak kendi isteğiyle buraya zaman zaman geliyordu. Ve hemen arka tarafımda görmüş olduğunuz yazıhanede yaklaşık 20 gün boyunca burada kaldı. Göre kaybolan İlknur Dalak işte zaman zaman burayı kendi evi gibi kullanıyordu. Görmüş olduğunuz bu kanepeyi de kendi yatağı olarak kullanıyordu ve geceyi burada geçiriyordu. Burası benim dükkanım. Yorgun düştüğü zaman, uykusuz kaldığı zaman gelip burada dinleniyordu, burada uyuyordu. Kendisi burada yatıyordu. Siz neredeydiniz o zaman peki? Ben çalışıyordum ben. Çoğu zaman ben dükkanı üzerine kapatıp gidiyordum. Çünkü uyuyordu. Uyuduğu zaman kimse kaldıramaz. Uykusu çok ağır olduğu için. Yani mümkün değil yani uyandırmak. O zaman isterse o zaman kalkıyordu. İlknur buraya geldiğinde kaç gün kalıyordu burada? Ya bazen 24 saat uyuyordu. Bazen bir hafta falan uyuyordu. Bazen yani hasta oldu işte bir hafta kaldı burada. Ondan tekrar bir hastalık daha geçirdi. Yine işte 4-5 gün kaldı burada. O kızı çıkaracaksınız. Bu kadar. Sana. Hadi bir an önce. Hadi. Bir an önce. Ben dışarıda Cesur'u da merak ediyorum. Biraz sakin desin Cesur da orada. Ama ona söylemesin bir daha. Sen de merak etme. Kelime konuştu. Ama Nuraycığım gerekeni yapacağız. Sen de sakin ol. Sen de üzerine yürüme. Sen de tahrik etme. Yeter. Tamam, ben sakinsin. Mi tahrik ediyorum? Haklısın. Bak o seni tahrik ediyor. Sen de onu tahrik ediyorsun. Yeter ya. Ben kızım bana lazım. Didem Hanım. Kızım. Bak, söyledim size. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim kızım yok. Özür dilerim. Çürüdü mü? Ne oldu? Belli değil. Tamam. İnşallah hayattadır. İnşallah ya. Kar yeter falan... ya. Vallahi yeter. Ya Rabbim, nerede Cesur? Nerede Hakan? Görebilecek misin sen Cesur'u? İnşallah. Bir göstereceksiniz bana Cesur'u. Ben Cesur'u da merak ediyorum. Ona bir gidip konuşur musun? Zuhal git onunla konuş. Bir sakinleşsin. Küfür asla yok canım. Hemen konuşur musun canım bir tanem? Hemen konuş onunla lütfen. Ya şimdi, ben geçenle söyledim. Bak bu şeyleri bıraksın. Bak ben kızım için geldim. Buraya kendimi rezil etmeyi değil. Onun bunu iftirasını yemeyi değil. Beni Allah bile kul bilse ne olur bilmese ne olur. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak bak. Yok bak. O, ne o adamın ismi onunla. Ay ya tamam bir dakika. Gereken şekilde koordinatörümüz konuşacak. Ayıp ben ama. De gerekeni söyledim. Bir bakacağız şimdi nerede olduğunu, ne yapıyor bir sakinleşsin. Ama bak şu bir gerçek. Ya katil o değilse? Bilmiyoruz ki onun katil olup olmadığı. O değilse olmadı. Kendini savunsun burada. İşte sakin sakin konuşalım. O değilse konuşalım. Ben onu 50 sefer uyardım. O değilse burada kendini savunsun. Edemez. Tamam tabii ki edemez. Hakaret edemez. Tabii ki edemez. Bak ne diyor bana sen onu, neden diyorsa ona babası gibi davranmış diyor. Hayırdır? Haddini hayırdır. Aştı. Gereken yanıtı zaten arkadaşlarım kendisine böyle şey söyleyecekler. Olmaz. Masumsa burada masumluğunu savunacak. Oraya arka, buraya sıçramayacak. Tamam. Arka Hakan ben... Geldiğinden beri bu ne ya? Benim sülale mi saydık ya? Buradaki şey... Bir sakinleşsin. Oradan bir yayını izlesin. Başla tamam. Bu sakinleşeğine yeter. Tamam bir dinle. Benim... Ki
uğraşamaz Nuraycığım. Ondan ama demek istiyorum ben size. Senin de bazı şeyleri, aile sırlarını zaten konuşmuyoruz. Bildiğim şeyler varsa söyle ki biz ya de... Niye geleyim o zaman Didem Hanım? Bak bir sevgiliden bahsettin. Ben Nuray, beni dinler misin? Bak ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bir tane sevgiliden daha bahsedelim. Bir kişi daha varmış. Onu şimdi öğrendik. Bu kızın tanıdığı birileri varsa bize hepsini söyle. Bu daha iyi biliyor. Bak siz beni anlamıyorsunuz ama anlayacaksınız bak. Elinde sonunda beni anlayacaksınız. Bak. Ben bak Recep'ten, pardon, şeyden şüpheleniyoruz. Cesur'dan çok garip hareketleri bak, var başından beri bak dedik. Şimdi diyor ya ben hiç onu görmüyorum. Onun gölgesi gibi onun peşinde. Madem bu kadar peşindesin neden bilmiyorsun bu çocuk kızın ne olduğunu? Zeki'den nasıl haberi olmaz? Zeki'den nasıl haberi? Recep diyor bir senedir benim sevgilim. Recep'in neden haberi yok madem ilk gün orada 15 gün kaldığında. Soralım bir dakika bekle, soralım hemen Recep'e. Ay bunlar gelip boş konuşmaya. Tamam. Bak. Ne olduğumu. Tabii ki biliyorum. Hiçbir kimse de evladını bu kötü yolu sevmez. Terbiyesizlik tamam, ya. Tamam. Annesin her şeyden önemlisi. Hiçbir ya anne ya, kızının kötülüğünü istemez, istememeli zaten. Benim Recep'e... annem bağırıyor. Çık tamam, git oradan Hakan, diye. Hakan Recep'i versene, bir Recep'le konuşacağım ben. Ver Recep'i bana canım. Ver ekrana. Recep. Şimdi bak anne haklı olarak şunu soruyor. Senin evinde kızın fotoğrafları var. Senin evinde şeyin İknur'un sana yazdığı aşk sözleri var. Sen diyorsun ki ben 2 yıldır beraberdim. Benim işte bir ailem gibiydi vesaire. Ama canım benim kız 2 yıl boyunca bu 1 yıl boyunca 7-8 aydır falan adamın kaporta dükkanında yatıyor. Saçma sapan bir yer yani. Orada 15 gün boyunca kalıyor. Yani hiçbirinizin bu adamdan ya da bu kızın orada kaldığından haberin yok muydu ya Recep? Ne oldu Recep, çok aşkındı, çok seviyordu, ne diyordu? Nereden dinliyordun? Görmedin mi? Tamam dinle bir dakika Nuray, sakin. Dinlesin bir dinlesin o. Hadi Allah bilemez. Şimdi benim tamam, haberim olsa, tamam, tamam. Haberim olsa haberim vardı derdim. Ama fakat bak. Ha. Bunda da bir hayır var ama annesi kapalı kutu gibi. Bak annesi bak benim anlı bak seni. Anladın mı? Sen git kendi kardeşlerinin yanına git. Anladın mı? Kardeşlerini de ara. Tamam bir bekle lütfen. Ben sadece bilgi almaya çalışıyorum. Bak Recep. Şimdi bu kız 15 gün boyunca evleri yandığında. Bu Ocak ayında falan yeni yandı galiba değil mi eviniz sizin? Daha yeni yandı. Ya Ocak, Aralık ya bu kışın. Bilmiyorum tarihi bilmiyorum. Neyse işte. O zaman gitmiş 15 gün orada kalmış. Geceleri gidip orada kalıyormuş. Yani bu 8 ay boyunca adamla bayağı Zeki'yle sıkı fıkı olmuş yani. Hiç Zeki'yi duymadın. Ya baba kızı yorumları boş ver. Senin bu adamdan bizim... haberin var mı yok mu bana onu söyle. Benim ya haberim adam... olsa söylerdim ablacığım şimdi. Haberim yok ki ben de şoktayım anlıyorum. O zaman sana da güvenmemiş bizim ki. Bizim de bir ailemiz var. Hayır bir de derdin yani bu kadar hiç iyi sıkı fıkı sevgilisiniz 2 yıldır aşağı yukarı. Demedin mi ya kızım sen neredesin 15 gündür diye. Evet. Demek ki siz de gerçekten sevmemişsiniz. Öyle iş mi olur? Kendi yengemle konuşturmazdım onu. Anladın mı? Bu kadar basit. Ya herkes herkesle konuşur. Ne ilgisi var? Ne dediniz? Cesur. Cesur'u birazdan alacağım. Birazdan alacağım. Bu arada Recep. Şimdi seninle beraberken sonra bir kişiyle daha bir yakınlaştığı iddiası var mı? Ben seninle olan arasındaki diyaloğu ben anlamadım ya. Çok anlaşılır bir şey değil. Çok anlaşılır bir şey değil yani. Yani seninle birlikte olmuş, senin yanına gelmiş gitmiş ama sana güvenmemiş ve senin yanında kendini rahat hissetmemiş. Düşünsene 15 gün boyunca kaportacı dükkanında o görüntüleri dönsene Hakan bir yandan görsün izleyicilerimiz yani bir kez daha. Yani orada kalmış yani. Ya yani orada nasıl işte kalır bir genç kadın şey. Baksana demek ya ki pis işleri varmış ki pis işleri yapıyormuş ki o yüzden burada kalmamış ablacığım. Ya acaba senin yanına o sadece... O kıyafetleri yalan mı? Acaba senin yanına sadece madde kullanmak için mi gelip gidiyordu? Niye gelip gitsin senin yanına o zaman? Ablacığım bak işte bak madde kullanmak için gelse hadi öyle diyelim. Eşyaları bu notlar yalan mı sahtekarlık mı? Doğru onlar. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? İknur'un yazdığını nereden biliyoruz? Bunlar doğru evet. Nasıl biliyor? Yazılarını birleştirin. Evinde yok mu yazı bilmem neyi? Birleştirin ablacığım. Bu kadar net konuşuyoruz ya. Ay Funda Hanım, net konuşuyor. Yazılarına aslında bakarız karşılaştırırız. Yazıları, Funda Hanım diyor tabii, ki o anlama, hiç sıkıntı yok. O yazıları diyor biz İktur'un yazdığını nereden kendi biliyoruz? Kendi ellerine yazmış. Evinde yok mu bir tane yazı? Okula gitmemiş mi bu kız? Gitti ben kendime güvenmiyorum. Hayır yazıp yazmayı bilmiyor demiyoruz. Belki İknur sizi tamam, terk etti gitti. Peşinden siz yazdınız hatıra diye koydunuz. Cesur'un saplantısından işte bahsediyoruz. Belki siz de saplantılı bir aşıksınız. Ben ne bileyim ablacığım, onu. Ablacığım.
O kadar emin konuşuyorsan buradan bütün yazıları toplayacaksınız. Alacaksınız. Evinde vardır herhangi bir yazılmış olduğu bir şey. Zekiye yazmış mı borçlarını? Alacaksınız, birleştireceğiz. O zaman ne oluyor, ne bitiyor? Senden para istiyor muydu? Şimdi. Recep senden para istiyor muydu? Kesinlikle para istemedi. Ay ama bu adamlar, o zaman bir şey söyleyeyim mi? Bakın yani Zeki babalık falan yapmamış değil, yani. Değil. Zeki başka bir amaç için, yani kızın da madde kullandığını bilerek o halde perişan belki bir halde. Belki de kullandırdı. Belki o kullandı. Belki de o kullandırdı. Aa, kendisi baba, ya bir yani. Çalıştırmış da olabilir kızı yani. Yani belki de o kullandı. Belki o pavyonlara getirdi götürdü. Ya. Çünkü senin kızın demiş ki o gün Nuray, ben borcumu almaya gidiyorum demiş. Yani borcunun parasını almaya gidiyorum demiş. Aynen. Belki orada görüntüde konuşurken ciddi anlamda kızın parası var, onda paramı ver diye bastırdı. O vermedi. Sonra yani. Parasını almaya oraya gitti. Belki onun yani. Evinde bir şey yaşandı orada. Olamaz çünkü mı? En son görüştüğü kişi de o. Evet. En son görüştüğü kişi de o yani. Bir de görüntülü yarım saat boyunca. Zaten beni arayıp da kafede o en son olduğunu söyleyen bana o. Daha ben buraya gelmedim. Ya bir de ayrıca önce. Şu var yani Didem Hanım. Şimdi böyle bir tamirhane neyse kaburga dükkanına... Hı. Babalık yapmak istediğin bir kızı alırken neden arka kapıdan alırsın? Evet. Kimse görmesin yani oradaki esnaflar görmesin diye neden arka kapıdan alıyorsun? Demek ki sen ne olduğunu çok çok iyi biliyorsun. O taksici Ayhan'ın ismi de sürekli burada geçiren de kendisiydi zaten. Yani bu aslında ne yap? Ya da ondan alıyorsa adamları da alıyordur. Yalan, hani şimdi oraya doğru. Belki uyutuyor kız, her şey olabilir yani. Belki orada bir şey yaptırtıyor çocuk kızı yani çocuğa. Yani her şey olabilir. Allah Allah. Ondan sonra masum çıkıyorlar buraya, oturuyorlar masum. Ya bu kadar babalık yapıyor. Ben hastaneye götürüyorum. Ara polisi. Polisi ara, babalık benim yapıyor böyle bilmiyor. Birisi vardı. Birisi sevgilisi, sevgililik yapıyor bilmiyor. Kocası dediği adam gölge gibi peşinden koşuyor ama o da bilmiyor. Bunlar üçü bilmiyorlar. Siz nasıl insansınız ya? Nuray'cığım sen de çok fazla bilmiyorsun. Görüştüğü ben bilmiyorum. Kişileri, işte bak, görüştüğü kişileri ben bilmiyorsun. Ben biliyorum, ben buraya 2-3 ay oldu benim bu İzmir'e taşındığım. Benim gidin bakın şeye, ikna edememişsin bakın. Kızı ikna edememişsin. Edemedim ben tamam. Ondan geldim buraya. Şimdi bak Recep'i ekrandan alalım, tamam mı? Ablasını hazırlayalım. Sevgi, Cesur'un ablası. Cesur'u da buraya alacağım. Şu yenge meselesi çok önemli. Çünkü dün ihbarda bulunan kişi gelsin Cesur buraya. O gelince konuşalım. Sevgi Hanım da hatta olsun. Bunların bir şeyi var. Abisi var. Onun karısı Funda. Şimdi Funda kayıp mı? Funda onu öldürüldü bilemem, mü? Onları ona soracaksınız. Bizim meselemiz Funda değil zaten. Yani bizim meselemiz şu. Yani Fundası, onun sülalesi beni ilgilendirmiyor. İhbar... Şu anda benim kızımı söylesinler. Onların tamam. Ne yaptığı da ilgilendirmiyor. Ama daha önce yaptıklarını acaba bu kez ilk durum üzerinde mi gerçekleştirdiler? İşte o yüzden beni orası ilgilendiriyor. Bir ablan hazırlansın. Sen şimdi bu yengeyle ilgili ne biliyorsun? Tarlada gelinine şey mi, kayınpeder mi doğum evet, yaptırmış? Evet, kayınpeder bunu da annesi bana bizzat söyledi. Ondan sonra da işte çocuğu bırakmış, kocaya kaçıldı diye biliyorum. Ondan sonrasını bilmiyor. Bunların olduğu seneler. Hayır, tarlada kadın doğum yapıyor Funda. Eve geliyor, Eve geliyor, çocuğu da alıyor eve geliyor. Aynen. Niye tarlada doğum yapıyor? Çalışırken mi doğum evet. yapıyor? İşe gidiyorlar ya tarlaya. Tarlaya gidiyor, çalışıyorlar, eve geliyorlar. Çocuğu bırakıyor orada. Aynen. Sonra da kaçıyor gidiyor mu? Bilmiyorum artık eve geldikten kaç gün sonra kaçıyor. Bunların yalanı o. Ben çünkü bayağı eski 24-25 sene önce. Bunların aynen. işte söylentisi o. Orasını ben bilemem. Ama ben dün evvelsi gün duyduklarım kızı yok etmişler. Babasına şey alıp götürmüş. Gayrimeşir ölmüş. Bak bunu da öldüğünü de bu söyledi. Ben yine de bak Allah biliyor onun öldüğünü bilmiyordum. Ben sadece bildim. Kayıp diye biliyorduk biz de. Nasıl? Biz de kızı kadını kayıp diye biliyorduk gelini evet, Funda'yı. Kadını biz de kayıp diye yani. Bıraktı kocaya karşı diye biliyorduk. Sana kimin anı ki burada? Kimin anıyı? Söyleyin bakalım kimin anıyı sana burada? İşte sen boş sen kendin inanıyorsun kendin. Aa yazık. Kendi söylediğine kendin yenge inanıyorsun. Yenge bana cevap verin. Kızı evladı yok biraz anlayışla karşıla. O her şeyi biliyor. O her şeyi biliyor. Sen merak etme o her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Recep'i biliyor. Sen onun her şeyi bildiğini biliyorsun da Cesur. Ha. Madem niye bize söylemiyorsun burada? Ben neyi burada biliyor öğrendim. Mesela? Ben neyi burada, biliyor? Neyi? Ben burada öğrendim. Bildiğini söyle işte bize söyle. Ya biz kızı de bak sinyaller alıyor evin yanında görüküyor. Yani kızı bak. Ama sen daha farklı bir şey, portre çiziyorsun şu anda farkında ama, mısın? Araya bir sen üzerine gelindiği anne, zaman ben yaşıyorum. Sen üzerine gelindiği zaman annenin üzerine yönlendiriyor bizi. Hı hı. Dikkat annesini ediyorum ara, ben sana ben yaşıyorum sürekli. Der.